Zura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerden gelen sorulardan Elde ettiğimiz bir soruyu bugün sormak istiyoruz kendisine önemli bir konu hocam bugün sormak istediğimiz e, tabii ki merak edilmesi de çok normal çünkü e, Müslüman coğrafyalara baktığımız zaman genel olarak da bunu görebiliyoruz diye biz sadece Anadolu'dan Türkiye'den örnek verelim e, Yani yüzde 99'u Müslüman bir ülke diyoruz ya kime sorsak elhamdülillah Müslümanım diyor tamam. Şimdi e, buraya kadar problem yok da Müslüman olduktan sonra da tabii e, Müslümanlığın emirleri var. Müslüman gibi yaşamak için de o emirlere uymak gerekecek. Şimdi bakıyoruz camilerde namaz kılan yok. Camiler bomboş. Evinde de kılmıyor yani insanlar netice itibariyle. E, ibadetleri yapmakta çok gevşek. Yani bir cuma namazı kılmakla bu işi bitirdik. E, ne bileyim işte Ramazan Şerif'te zar zor da olsa 3-5 gün oruç tutmakla bu iş tamamdır diyenler tamam bir yere kadar tamam ama onun gerisi ne olacak yani geride bir büyükçe bir boşluk kalmıyor mu haramlardan sakınmak gibi bir e görevimizde yok mu bizim yani sorunca da bunları Allah affeder canım işte Cenab-Allah buyuruyor ki bir de böyle fetva verenler de oluyor İşte kuluma borçlu gelme bana borçlu gel ben affederim diyor <laughs> şimdi bu böyle midir yani yapmasak da olur mu şimdi elçinet alemleri Bey söylenmedik, ve yazılmadık bir şey bırakmamışlar. Hepsini yazmışlar ve söylemişler. Bu konuda da İmam Rabbani Kutsu Sözleri, bu zat Hindistan'da Metun, Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinden 29. kuşaktan torunu bu İmam Rabbani Kutsu Sözleri. Mektubat isimli kitabında bir talebesine hitaben, aslında hepimize hitaben buyuruyor ki, bir talebesine, ey oğlum diyor. İyi biliyorsun ki dünyada biri mevki sahibi olsa, emrinde bulunanlardan birine mühim bir vazife verse, bu vazifenin yapılmasında emir verene de fayda olduğu halde şunu yap dedi genel müdürü veyahut da başkan neyse yap dedi. Yapana fayda yani emir verene faydası var. He. Faydası olduğu halde bu işi bu vazifeye ne kadar çok bu kişi bu işçi bu vazifeye ne kadar çok ehemmiyet ve kıymet verir. Bu vazifeyi bana büyük bir zat verdi diye övünür ve seve seve zevkle yapmaya çalışır değil mi diyor. Öyle tabii allah Teala'nın büyüklüğü, yüksekliği bu kimsenin büyüklüğü kadar değil midir de İslam dininin istediklerini yapmaya böyle çalışılmıyor. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmiyorlar. Ondan sonra da buyuruyor ki bunun iki sebebi var buyuruyor. İmam-ı bu sözleri. Yani tamam Müslümanım diyor ama emirleri yapmakta gevşek, haramlardan sakınmakta bir teret bir şeyi yok. Bunun iki sebebi var. Bir buyuruyor. Allah-u Teala'nın emirlerine yasaklarına inanılmamıştır. Kritik ama. İnanılmamıştır. İki, Allah-u Teala'nın emirlerine ehemmiyet vermemektir. Bunun ikisi de kritik hocam. İkisi de kötü. Bu emirlerin büyüklüğünü mevki sahibi kimselerin büyüklüğünden aşağı görmektir. Her iki sebeple de ibadet etmemenin çirkinliğini düşünmemiz lazımdır. Buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Hakikaten öyle. Ya inanmıyorsun veyahut da ehemmiyet vermiyorsun. İkisi de aynı kapıya çıkıyor zaten. Reddediyorsun yani, inkar ediyorsun. Allahu Teala bir genel müdürden daha az o zaman şey yapıyorsun. Kıymet yani. veriyorsun, Kıymet değer veriyorsun. Yani e, o zaman efendim işte biz namaz kılarız ya Allah affeder falan. Ya ama bugün işe gitmeyeyim ya genel müdür affeder demiyorsun. Dükkanı açmayayım Allah Teala rızka kefildir demiyorsun. Patron bir şey demez demiyorsun. Ha patron bir şey demez de, demiyorsun. Baldır ködür gidiyorsun. Vaktinden önce de giriyorsun. Hatta gelemediğin için mazeretler, raporlar, bilmem neler hazırlıyorsun. Hikayen bir pabuca giriyor. Allah'tan Allah-u Teala'nın büyüklüğü haşa bu adam büyüklüğünden yani o da kuldur netice itibari senin gibi yaratılmıştır. Geçiş olarak aynı şekilde patron olmuştur, amir olmuştur, müdür olmuştur, başkan olmuştur. O kadar yani. O da senin gibi fanidir. O da gidecek. Ama o zaman oturup kendinden düşünmez. Öyleyse ya inanmıyorsun bunlara, Müslüman dediğin halde inanmıyorsun veya inandığın halde kıymet vermiyorsun, değer vermiyorsun, ehemmiyet vermiyorsun buyuruyor. Ve e, devamla o talebesine hitaben buyuruyor ki ey evladım yalancılığı çok defa görülmüş birisi düşman bu gece filan yerden baskın yapacak dese idareciler, akıllılar karşı koyma güçlerini düşünmez mi? O kimsenin yalancı olduğunu bildikleri halde tehlike bulunan işlerde ihtiyatlı, tedbirli, uyanık bulunmak lazımdı demezler mi buyuruyor? Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Mesela şimdi biz de burada diyelim ki program yapıyoruz onu sana orada Diyelim ki herkes tarafından yalancılığı bilinen birisi. Aa yangın var binada çabuk burayı tahliye edin dedi bağırdı. Biz de duyduk. Ya yalancıdır boşver sözünü. Yangın diyor adam. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki akıllılar tedbirli olur. Bir çıkar bakar. Bir çaka bir çıkar bakar. Kop, duman koplar, geliyor mu? Koku yani. var mı? Binam evet. ne var mı falan aşağıdan, üstten neyse birilerine telefon açar, şey yapar. Oralarda bir şeyler var mı falan filan diye tedbirli hareket eder. Akıllı böyle yapar. Ahmak hareket etmez. Ahmak hareket etmez. Evet. Ve devam ediyor bu zat. Peygamber Efendimiz tekrar tekrar açıkça ahiretin sonsuz azaplarını ve kurtuluş yolunu bildiriyor. Buna inanmıyorlar, inanılsa da tedbir kurtulma çaresi düşünmüyorlar. O halde Peygamber Efendimiz'in sözlerine bir yalancının sözleri kadar kıymet vermemek nasıl bir imandır buyuruyor. İmanım var demek, Müslümanım demek insanı kurtarmaz buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Kurtarmaz. Allah affeder demek de insanı kurtarmaz. Kurtarmaz tabii ki. Kurtarmaz. Kalbin inanması, yakın hasıl etmesi lazımdır. Halbuki yakın yerde, nerede? Zan bile yok diyor. Öyle zan bile yok. Belki vehim bile değil. Çünkü tehlikeli zamanlarda vehim edilen şeye karşı da tedbir almak akıl icabıdır. Hucurat suresinin 18. ayet-i kerimesine mealen allah Teala yaptıklarınızı hep görmektedir buyurulduğu halde haramlar yapıyorlar. Günahlar işliyorlar. Halbuki herhangi bayağı bir kimse Adi bir kimse bu çirkin işleri görecek olsa, belki görmek ihtimali olsa yapmaktan vazgeçerler. Bu halin iki sebebi olabilir. Ya Allah-u Teala'nın verdiği habere inanmıyorlar, yahut da Allah-u Teala'nın görmesine ehemmiyet vermiyorlar. Haramları bu iki sebeple işlemek imanı mı, yoksa küfrü inkarımı gösterir buyuruyor. Hakikaten şimdi İmam-ı o kadar net, o kadar açık bildirmiş ki, Hani yorma a, m, ama falan bir de sanki bırakmamış. bugün anlatmış. Aynısı yani. Aynısı. Aynısı. Ne anlatmış yani? Efendim ben Müslümanım da falan filan. Ya inanmıyorsun arkadaş veya inanıyorum diyorsan da ehemmiyet vermiyorsun. Evet. Ehemmiyet vermiyorsun. Veya son verdiğim misalde haramları işlenmesinde, işlenmesinde ya allah Teala'nın e, ya, e, ya Allahu Teala'nın verdiği habere inanmıyorsun. Peygamber vaazı inanmıyorsun. Ya Allah-u Teala'nın gördüğüne ehemmiyet vermiyorsun. Ama bayağı bir kimse görse sakınırsın diyor. Bayağı bir kimse ha benim bu yaptığım işi beni işte şöyle zannetmesinler falan diye gizli kapaklı yapmaya kalkarsın. Ama Allah-u Teala her an ve hepinizin yaptığını görür. Ayıplanma korkusuyla Aha. bir sürü taklalar atarsın bir ama sürü. allah Teala'nın emrini yapmıyorsun. Yani. Dolayısıyla dolayısıyla hani ha 400 sene önce i̇mam Rabbani Hazreti 400 sene önce yazmış mektubat isimli kitabını. Ha 400 sene önceki insan ha şimdiki insan. İnsan aynı insan. Aynı insan. Aha. Yani e, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki yani bu insanlar işte Müslümanım dediği halde bu emirleri yapmıyorsa arkadaş ya buna inanmıyor veya ehemmiyet vermiyor. Bunun ikisi de çirkin ya. Yani insan oturup düşünecek Allah Allah diyecek ya ben inanıyorum diyorum da yoksa ben gerçekten kafir mi olmuşum, imanım mı gitmiş, Müslüman alakam kalmamış mı diye bir sorgulaması gerekir kendini. Bir sorgulaması gerekir. Veya ondan sonra ya inanıyorum ben bunlara doğru şeyler bunlar tabii ki inanıyorum falan ama e peki niye yapmıyorsun? Niye yerine getirmiyorsun emirleri? Niye haramlardan sakınmıyorsun? O zaman kıymet ve değer vermiyorsun. Peki sen evde evli bir erkek, evli bir kadın fark etmez yani. Birisi <laughs> baba, birisi anne. Çocuklar çocuğuna bir emir veriyor. Çocuğuna bir emir. Veriyor. Halbuki anne baba çocuğa karşı çok merhametlidir, şefkatlidir. E çocuk yerine getirmediği o baba nasıl kızıyor? O anne nasıl aynı şekilde e, öfkeleniyor? Sen nasıl beni dinlemezsin diye, ha, değil mi? Çocuğa neler ben söylüyor? Ben senin annenim, ben yani. senin babanım. Hani çocuğu dövmeye kalkıyor. Dövüyor bile. Dövüyor bile. E sen şimdi bir anne, bir baba olarak o çocuğun gelmesine vesile olmuşsunuz. Ona karşı merhametli ve şefkatlisiniz. Tamam. Bunda bir itirazımız söz konusu değil. Ama bir emrinizi yerine getirmediği zaman, sözünüzü dinlemediği zaman dövüyorsunuz onu. Ya allah Teala da elbette ki Erham-ı Rahim'indir. Hani Allah-u Teala'nın merhametini tarifimiz bizim imkansızdır. Çünkü onunki sonsuzdur. Ama allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kendisi için aziz için intikam buyuruyor. İntikam alıcı. İntikam alıcı. E dolayısıyla kitaplarda da buyuruyor ki allah Teala'nın e, adabı haramlar, mekruhlar yani günahların altında gizlidir. Onun için kime karşı yaptığınıza dikkat edin bu günahları. Hangisinin altında kadabı harekette gidecek onu bilemezsin. Ama Büyük yani. veya küçük demeyeceksin. Yani demeyeceksin. Merhameti de, merhameti de itaatların altında gizidir, gizlidir bu diyor. Hangisinde? hep bilmiyorsun. Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurdukları gibi hepimiz e, kendimizi so e, sorgulamalıyız. Yani e, efendim ben inanıyorum tamam ama niye yapmıyorum o zaman ehemmiyet vermiyorum. Bu ikisi çirkin. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konudur. bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Musa aleyhisselam, Ya Rabbi senin indinde en aziz kimdir diye sordu. Allahü Teala da intikam almaya gücü yeterken affedendir buyurdu. Çol gönlümün şerri efendim, seyran ederken çolgönlümün şehri efendim seyran ederken dedi bana sırrın efendim seyran içinde dedi bana sırrın efendim Kur'an içinde İçin derde düştün efendim Derman ararsın İçin derde düştün efendim Derman ararsın Dertli derman bulur efendim Gülçi başkın şerbetin efendim şöyle cemes ol ki İçi başkın şerbetin efendim şöyle cemes ol ki Divane desinler efendim akran içinde Divane desinler efendim akran içinde Aç gözünü eşref efendim hakkı zikreyle Aç gözünü eşref efendim hakkı zikreyle ne dedi efendim Kur'an içinde Beni zikret dedi efendim Kur'an içinde Tam ilmi hal saadeti ebediye Cebrail aleyhisselam her sene bir kere gelip o ana kadar inmiş olan Kur'an-ı Kerim'i levh-i mahfuzdaki sırasına göre okur, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dinler ve tekrar ederdi. Ahirete teşrif edeceği sene iki kere gelip tamamını okudular. Muhammed aleyhisselam ve eshab-ı kiramdan çoğu Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberlemişti. Bazıları da bazı kısımları ezberlemiş birçok kısımlarını yazmışlardı. Muhammed aleyhisselam ahirete teşrif ettiği sene Halife Ebu Bekr radıyallahu an ezber bilenleri toplayıp ve yazılı olanları getirtip bir heyete bütün Kur'an-ı Kerim'i kağıt üzerine yazdırdı. Böylece Musaf veya Mısaf denilen bir kitap meydana geldi. 33 bin sahabi radıyallahu teala anhum ecmain, bu Musafın her harfinin tam yerinde olduğuna söz birliğiyle karar verdi. Sureler belli değildi. Üçüncü halife Osman radıyallahu an hicretin 25. senesinde sureleri birbirinden ayırdı. Yerlerini sıraladı. Altı tane daha musaf yazdırıp Bahreyn, Şam, Mısır, Bağdat, Küfe, Yemen, Mekke ve Medine'ye verdi. Bugün bütün dünyada bulunan musaflar hep bu yedisinden yazılıp çoğalmıştır. Aralarında bir nokta farkı bile yoktur. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure ve 6236 ayet vardır. Ayetlerin sayısının 6236'dan az veya daha çok olduğu da bildirildiyse de, bu ayrılıklar, büyük bir ayetin birkaç küçük ayet sayılmasından veya birkaç kısa ayetin bir büyük ayet yahut surelerin evvelindeki besmelelerin bir veya ayrı ayrı ayet sayılmasından ileri gelmiştir. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh bu zat her sohbetinde imandan bahsederdi. Bir insanın şerefi imandan gelir derdi. Onun nasihatini dinleyen talebeler mümin nasıl olmalı diye sual ettiler. Buyurdu. O Allah'tan korkup benzi sararır. Kaçınır her günahtan emirlere sarılır düşünür mahşer günü verecek hesabını, titrer hatırladıkça cehennem azabını. İşlemiş bulunduğu günahlar sebebiyle, ayıplar kendisini, uğraşır nefsiyle. İşlediği günahlar üzer ki öyle onu, göremez başkasının ayıp ve kusurunu. O, öyle kimsedir ki, elinden ve dilinden, yanında bulunanlar zarar görmez katiyen yine bir sohbetinde buyurdu bir insana önce lazım olan şey ermektir tam imana yani itikadını imanını düzeltmek her şeyden daha önce lazımdır insana pek ehli sünnet denilen İslam alimlerinin bildirdikleri gibi bir iman lazım ilkin. Doğru iman olmadan insana ahirette cehennemden kurtuluş mümkün olmaz elbette. Hak Teala bizlere eyledi lütfu ihsan. Onun ihsanı ile biz ona ettik iman. Lütfu ile değil de adaletiyle eğer muamele etseydi, mahvolurduk hep bizler. Bir günde buyurdu ki, La ilahe illallah. Bu tevhid hürmetine affolur nice günah. Her kim bu kelimeye inanırsa gönülden, imanın bir zerresi verilir ona hemen. O kimse kalbindeki zerre kadar o iman sayesinde kurtulur cehennem azabından bu ümmetin günahı çok olsa da velakin affı ve mağfireti sonsuzdur rabbimizin zira o 99 rahmet hazinesini bu günahkar ümmete ayırmıştır hepsini Zira bir hadisinde buyurdu ki o server la ilahe illallah diyen cennete girer. Bazıları derler ki düşüp büyük gaflete insan bir kelimeyle nasıl girer cennete? Halbuki bu cahiller bilmez ki şunu daha kelimeyi tevhidi söyleyince bir defa dünyada mevcud olan Bil cümle kâfirleri affedip de cennete koysalar vardır yeri. Bu büyük kelimenin bereketini eğer bil cümle mahlukatın her birine bölseler bir güne mahsus değil ta kıyamete kadar hepsine kafi gelip doyurur hem de artar. Şevahidin nübûe Peygamberlik Müjdeleri Hayber gazasında, Yahudi kadınlarından biri, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve eshab-ı kirama yedirmek için bir koyun keserek kebap yaptı. Koyunun etine zehir kattı. Bilhassa kol ve but kısımlarına daha çok zehir kattı. Çünkü Peygamber Efendimiz'in etin bu kısımlarını sevdiğini biliyordu. Et ikram edilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzına bir lokma alır almaz but dile gelip Ya Resulallah bana zehir kattılar diye seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından alıp çiğnediği lokmayı çıkarıp attı. Eshab-ı Kiram'dan Beşir bin Berâ radıyallahu anh o etten bir parça yemişti. O zehirlenerek şehit oldu. Hayber gazasında bir kalah kuşatılmıştı. O sırada siyah tenli bir çoban, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Yanında bir koyun sürüsü vardı. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bana İslam'ı anlat diyerek iman edip Müslüman olacağını bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona İslamiyeti anlattı. Çoban: "Ya Resulallah, ben bu koyunların sahiplerinin ücretli çobanıyım. Koyunlar bana emanettir. Bunları ne yapayım?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyunların yüzlerine vur. Onlar sahiplerine gider buyurdu. Çoban bir avuç çakıl alıp koyunların yüzlerine doğru attı. Haydi sahiplerinize gidiniz. Artık ben size çoban olmam, dedi. Koyunlar bir yere toplandılar. Sonra sanki onları birisi sürüp götürüyormuş gibi kendi başlarına kalaya gittiler. O çoban Müslüman olduktan sonra o kalanın fethi için o kadar savaştı ki sonunda şehit oldu. Eshab-ı kiram onun cenazesini bir yünlü dokumaya sardılar. Sonra getirip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bir yere koydular. Resulullah ondan tarafa dönerek iltifat etti. Sonra da mübarek yüzünü geri çevirdi. Ya Resulallah, mübarek yüzünüzü niçin geri çevirdiniz diye sordular. Şu anda onun yanında, hurilerden iki hatun vardır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken mescitte bulunan hurma ağacından bir direğe dayanırdı. Bu direğin adı Hannane idi. Hicretin sekizinci, bir rivayette de yedinci senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir minber yaptılar. Cuma günü o minbere çıkarak hutbe okudu. O sırada daha önce dayanarak hutbe okuduğu hurma direği insan gibi inledi. Eshab-ı kiram Rıdvanullahi aleyhi ecmain bu sesi işittiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hurma direği üzerine dayanarak hutbe okumadığım için inliyor buyurdu. Sonra minberden inip mübarek eliyle o hurma direğini sıvazladı. İnlemesi kesildi. Tekrar minbere çıktı. Mescidin önceki hali değiştirildiği sırada o hurma direğini Übey bin Kâb evine götürdü. Onun evinde kurtlar yiyip dökülünceye kadar durdu. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yavru vatan Yeşilada Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sayfiye şehri olan Girne'nin Lapta bölgesindeyiz. Aşağı Lapta Camii'nin önündeyiz. Halk öyle diyor. Yani mevki ismine göre söylüyor. Esas ismi Haydar Paşa Zade Mehmet Bey Camii veya Hacı Ömer Bey Camii de deniyormuş. Buradan şu anlaşılıyor. Bu cami birkaç defa köklü restorasyon geçirdi. Bu restorasyonları yapanlar da bunlar olabilir. Yapılış tarihi 1870 gibi görünüyor. Yani 93 Harbi'nden e, bir 7 sene falan öncesi gibi görünüyor. Ve e, daha Kıbrıs Osmanlı toprağı iken yapılmış burası. Yani İngilizler... Adanın üzerine yatmadan önce bu caminin konumu, yeri beş parmak dağlarına doğru. Yani onun uzantılarına doğru yani beş parmağın uzantılarına doğru Girne Boğazı'ndan artık batıya doğru. Yamaçlarda güzel havadar, denizi gören caminin avlusunda oturun, denizi seyredin. Eğer kolunuz uzunsa da olta atın denizden balık tutun değil tabii. Yani kol mesafesi de değil. Efendim Yol üzerinde camiye ait akarsu çeşmesi var. Üç tane. Üç lüleden akıyor. Kütür kütür de akıyor. Çok kurak senelerde su azalıyor veya kesildiği de nadirattan oluyormuş. Son sıcaklarda birkaç sene önce olmuş. Ama devamlı akar durumda. Bildiğim kadarıyla bu kadar çok sulu, suyu bol olan Kıbrıs adasının genelinde güney kuzey akar çeşme tek. Buraya gelinmez mi şimdi efendim? Kıbrıs'taki tek akar çeşme olan camiye, aşağı alapta camine bir uğranmaz mı? Karavanını biraz geçince buraya geliyorsunuz. Bunu yaptıran kişi çok enteresan bir insan. Kavali İbrahim derlermiş veya Kaval İbrahim derlermiş. Kavali halkta bir normal konuşmasında Kavali Kavali biraz detaylı geliyor. Kaval demek daha kolay gelmiş. Yani herhalde çobandı hayvanlarını Kaval çalarak idare etmeyi bilen çobanlardan birisiymiş. Onun için de Kaval İbrahim demişler. Bu zat beş parmak dağların eteklerinden buradan birkaç kilometre ötede üç tane ayrı yerlerde kuyu kazmış. Bu kuyuları yerin altından birleştirmiş, evet birbirlerine paralel kuyular yapmış. Birbirlerini besleyecek şekilde. Küçük su kasrının su ihtiyacını gidermek için de Kandilli sırtlarında 11 tane kuyu kazdırılmıştı 2. Mahmut Han zamanında efendim. Onlar da yerden birbirlerine tünellerle bağlıydı. Bu Kıbrıs'ta tünellerle kuyu bağlayıp da suyu çoğaltma işi başka yerlerde de yapılıyor. Bu zat üç kuyuyla işaret etmiş. Üç tane de lülden su akıyor. Allah rahmet eylesin. Su çıkarmış gitmiş. Öleli kim bilir ne kadar sene oldu. Belki 56 sene önce vefat etti. Hala adı anılıyor. Biz de suyundan içtik. Gayet tatlı da suyu var efendim. Hemen yanında bir haziresi var. Bu hazirede birkaç tane kabir var. Tabi Kıbrıs halkının bir kısmının alışkanlığı olarak adak yerlerinden biri deniyor. Yani ne adıyorlar biliyor musunuz efendim? Mum. Mum adıyorlar. Ben işte şu işim olursa e, filan yere iki tane mum dikeceğim. Böyle bir adak yok. Yani yapılacak şey Allah için olmalı. Allah için bir fakiri doyurmak olmalı. Allah için bir ibadet yapmak olmalı. O yok. Üç gün oruç tutacağım. Tamam nezirdir. Ama ben oraya gideceğim. iki tane mum dikeceğim. Böyle bir adak din kitapların hiçbirisinde yok. E insanlar bunu sahiplenmişler. Söylediğiniz zaman üzülüyorlar. Biz de söylemiyoruz. Yani anlayabilecek pozisyon görürsek söyleriz. Yoksa bir yanlışlıklar, yanlış anlaşılma olabilir. Burada bir Hüseyin Efendi var efendim. İlk kabir. Bu Hüseyin Efendi'nin hali enteresan. Menkıbesi var. Müsaade edeyim, onu da anlatacağım efendim. Gelip ziyaret ediyor. Bize fatihalarımızı okuduk. Buradan Kıbrıs'tan zaman zaman biraz iri kayıklarla Anadolu sahillerine gidip orada kayıklarını bir yere bağlayıp bazı şeylerine alışveriş edip insanlar çeşitli şehirlerden daha sonra kayıklara koyup getirirlermiş. Bu bir ticari iştir. Bugün nasıl birçok memleketlerde valizciler var uçaklarla getiriyor götürüyor. O zaman da insanlar gözünü karartıyor bu kadar mesafeyi gider miyim giderim diyor. Böyle gidenlerden bir grup Diyarbakır'a yolları düşmüş. Orada bir camiye gitmişler namaz kılmışlar. Derken bir Kur'an-ı Kerim okurmuş. O okuran Kur'an-ı Kerim'i efendim pek hoşlarına gitmiş. Yani okuyuş sistemi, onun usulüne uygun olması, tecvid kurallarına çok dikkat edilmesi, taganni yapılmaması falan, buradan gidenler de demek ki erbabıymış efendim. E Diyarbakır'a gidip de camiye gittiklerine göre demek ki namazlarını da aksatmadan kılanlar. Diyorlar ki ya bu sesin sahibi kim, bir tanışabilir miyiz? E, Gelin götürelim diyorlar, hafız filan efendi. Götürüyorlar efendim, işte Mehmet Efendi'ye götürüyorlar. Evlatlar siz nereden geldiniz diyor Kıbrıs'tan ya. Ya diyor ben de hep Kıbrıs'ı merak ederdim. Ne kadar da görmeyi isterdim. E bari ben de sizinle gelsem olur mu diyor bir göreyim Kıbrıs'ı. Oh diyorlar ya ihtiyar yani bizi kırmadı gelecek bak. Hay hay efendim diyorlar. Getiriyorlar. O da burada namaz kıldırıyor insanlara. Alim adam. Sade kurra hafızı değil ki alim adam. Kur'an-ı Kerim okuyor. Herkes mest oluyor. Bu cami Dolup taşıyor, dolup taşıyor böyle. Allah yayılmış her tarafa. Efendim, burada devam ediyor, kalıyor. Zaman zaman o kayıklar gene gidiyor, geliyor. Gene Diyarbakır'a gidenler var. Diyarbakır'a gidenlerden birisi, orada bu Mehmet Efendi'yi namaz kıldırırken görüyor. Allah Allah, bu döndü demek ki laptadan diyor. Geliyor burada diyor ki ya Hüseyin Efendi, Mehmet Efendi, Mehmet Efendi duruyor diyorlar. E biz orada Diyarbakır'da bundan şu kadar gün önce onun arkasında namaz kıldık. Ya efendim, ya o zat burada vefat etti kaldı. Onun talebesi olan kadı, kara kadı e, isimli doktor da onun ayak ucunda yatıyor. O doktor da enteresan bir tıp doktoru. Kıbrıslı Türk Müslüman kardeşlerimize diğerlerinden de gelenlere alabildiğince yardımcı olurmuş. Kıbrıs'ın herhangi bir yerinde veya Anadolu'dan birisi doktorların çare bulamadığı bir hastalığı varsa derlermiş ki ya belki o Karakadı doktor bilir. Karakadı derlermiş gelir iyileşir gidermiş. O demek ki tıp doktorluğunun yanında bir de manevi doktorluğu herhalde bu Mehmet Efendi'den aldı. Meğer efendim, Mehmet Efendi rahmetli tayyi mekan yapmak sureti ile efendim burada e, insanlara namaz kıldırırken ders verirken bir yandan da aynı tarihler arasında Diyarbakır'da görülüyor mu? Olur mu? E, Allah Teala dilerse olur efendim. Onun için güçlük yok ki. Bunun çok misallerini menkıbeler halinde kitaplarda okumuyor muyuz? Gelelim camiye. Caminin bahçesindeyiz. Bahçesinde e, ufak tefek birkaç ağaç bırakmışlar ve tamamıyla mermer döşemişler. Çünkü cemaati kalabalık namazlarda Bayağı bir çok oluyormuş efendim. Kalabalık namazlarda yani cuma ve bayram namazlarında. Sahil vakitte de bayağı bir cemaati var. Enteresan bir cami. Bu caminin son cemaat yeri benim şu bulunduğum yerlerde olması lazım. Son cemaat yerinin e, caminin harim duvarına olan payeleri sanki var gibi. Kubbeli bir cami. Kıbrıs'ta kubbeli cami bulmak biraz zor, çok fazla değil. Ha Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs barış harekatından sonra Kıbrıs'ta bunu da bu arada söyleyeyim bugüne kadar söylemedim programlarımda. Kıbrıs'ta efendim Lefke'de Lefke yakınında Güzel Yurt'ta Girne'de Lefkoşa'da Magosa'da ve bir de e, Karpaza giderken bir bölgede Osmanlı stilinde 6 tane büyük cami inşa ettirmiştir. Bunu yaptıran devletten ziyade, devletin de katkıları belki müsaade etmesiyle şu olmuştur, Türkiye'deki e, hali vakti yerinde hayırseverlerin büyük katkıları olmuş ve minareleri çifte çifte yükseliyor ve içerisi de hakikaten gayet geniş, ferah, kalabalık namazlarda da bol bol da cemaat oluyor efendim. Birkaç kardeşimizi gördüm böyle küçük camilere gidiyor işte iki tane üç tane cemaat görünce vah 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 yok. Yani Kıbrıs özböz Türk ve Müslüman vatan efendim bunun vah vahı yok. Hiçbir şekilde bunlarla kafamızı karıştırmayalım. Girelim caminin içerisine biraz da onu anlatalım. Bir husus daha size belirteyim. Caminin minaresi sol tarafta ve camiden ayrı görünüyor. Ve kaide olarak da e, kare bir kaide konmamış. Ta aşağıya kadar yuvarlak olarak gelmiş. İki tane bilezik var gövdesinde. Aynı şekilde şerefesi de gayet güzel. Mukarnası değil ama halkalar halinde güzel bir süsleme yapılmış orada. Sabit bir süsleme yapılmış. Biz buradan caminin içerisine girelim. Biraz da içinde anlatalım. Programımızı bitirmeden işi de sizlere gösterelim efendim. Haydar Paşazade Mehmet Bey. Caminin harim kısmına girdik. Bu Haydarpaşa Zade denilen zatın, Lefkoşa'daki Haydarpaşa Camii olan yeri, Senkaterin adı verilmişti o yere, yani kiliseye, onu camiye çevirdi Haydarpaşa. Bu da o sülaleden gelip burada yerleşmiş birisi olma ihtimali çok kuvvetli efendim. Ada çünkü bu adadan giriş çıkışlar öyle başka memleketler olduğu gibi yer değiştirme fazla olmaz efendim. Adalarda bitkiler de yer değiştiremez insanlar da oraya alıştı mı kalırlar. İhtimal ki o Haydar Paşa'nın soyundan gelen afatından torunlarından bir tanesidir bu Haydar Paşa Zade Mehmet Bey diye. Çünkü Kıbrıs'ta el kap işi çok öndeydi efendim. İnsanlar babalarının ismiyle anılırlardı hep. Mesela Hasan Salih deyince Salih'in oğlu Hasan Bey anlamına alınırdı. Bu da Haydar Paşazade Mehmet Bey de efendim Mehmet Haydar diye anılanına gelmiştir. Zade ismi de Osmanlı usulden dolayı konmuştur. Bu kubbeli bir camidir. Ortada tek kubbesi var. Kasdağı dışarıda köşeli, içeride ise yuvarlak. Usta öyle yapmış efendim. Olur mu? Var mı bu camiler? Var. Selçuklu'da da bu tip camiler var. İçeriden bakıyorsunuz kaslak gayet rahat yuvarlak görünüyor. Sanki dışta da yuvarlak. Hayır. Orada kasla belli bir seviyede e, köşeli, e, çok gen kenarlı yapmıştır. Yanlarda da her köşede... Dört köşesi var caminin. Her köşede bir yarım kubbe ile bu kasla bir destek çıkılmış. Efendim ondan sonra gelelim minbere. Minber hayli eski. Hakikaten 1870'lerin minberi olarak görülebilir bu. 1870'lerin şu üzerindeki yapılan motifler olsun. E, çeşitli kalem işleri yani marangoz kalemi bu efendim çizgi kalemi değil oyma kaleminin işleri olsun bunu gösteriyor burada hoş bir mihrabı var boyamışlar boyamasalar da daha güzel olurdu Kıbrıs taşından yapılmış burada Kıbrıs diyorlar efendim ben de artık kaldık ya epey zamandan beri burada dilimizi acık değiştirdik Kıbrıs taşından yapılmış ve Mihrabın içerisi tabii alçıyla falan filan bir sıvama yapılmış, yapmasaları yolurdu. Üstünde ise bana göre lale motifi ama onu bir ressamın resmetmesi gibi birbirine bağlantılı yapmış. Bu bölgede sahillerde yetişen meşöz lalenin efendim, motifi olma ihtimali çok kuvvetli. Hemen onun üzerinde yine bir gülbe, geze, gülbezek konmuş ve mihrap tıpkı Osmanlı camilerinde olduğu gibi ta yukarılarda bir çerçeveyle çerçevelendirmiş. O çerçevede sanki yukarıda sütun çıkmalarıyla taçlandırılmış gibi. Efendim bu camiyi biz daha çok anlatmak isterdik. Fakat süreyi de epeyce kullandık. Sonuna geldiğimi şimdi anlayınca mecburen burada fren yapıyoruz. Gerisi ne olacak? Gerisi gelip seyredeceksiniz buraları, göreceksiniz. İcabda namaz kılacaksınız. Buradaki kabirleri ziyaret edeceksiniz. Çeşmesinden su içeceksiniz. Eh bizlere de herhalde dua edersiniz. Hoşçakalınız efendim.